Değerli katılımcılar, Klimut ve Aksi Çalışma Grubu işbirliğiyle organize edilen çevrimiçi toplantımıza hoş geldiniz. Aksi Çalışma Grubu bu yılki çalışma grubumuzun toplantılarını ayın konuğu konseptiyle hazırladık. İlk konuğumuz Pseudomonas aeruginosa. Önder Ergönül hocamızla birlikte ve konuşmacılarımızla birlikte Pseudomonas aeruginosa'yı bu akşam konuk edeceğiz. Sonraki toplantılarda da konuklarımız yine mikroorganizmalarımız olacak. Bir sonraki toplantımızda konuğumuz Klebsiella olacak ve çalışma grubu başkanımız Gülçin Bayramoğlu hocamız ev sahipliğinde çalışma grubu toplantımıza konuk olacak. Biliyorsunuz çalışma grubumuz 100'den fazla üyesiyle Zeynep Gülay hocamızın başkanlığında kurulan, şu anda 100'den fazla üyesi olan oldukça büyük bir çalışma grubu, Klimud'un eski bir çalışma grubu. Sonrasında Nisan Yılmaz Hoca ve ekibi sonrasında biz Gülçin Bayramoğlu hocamız, ben, Reyhan Yeş, Pervin Özlem Balcı ve Abdurrahman Gülmez olarak yürütme kurulu görevimizi yerine getiriyorum. Bu sırada da sizinle birlikte webinarlarımız, bölge toplantılarımız, kurslarımız olacak. Bugünkü ilk konuğumuz Amerika Birleşik Devletleri'nden bir konuk. İzninizle kendisine önce bir hoş geldin demek istiyorum. Our first speaker today is from USA. David, thank you for accepting our invitation. As we talk, the webinar is organized by Society for Clinical Microbiologists of Turkey and Antibiotic Susceptibility Surveillance Study Group. And open to all microbiologists and infectious diseases specialists. David'in konuşmasına davet etmeden önce Önder Hocam, siz açılışta ne demek istersiniz? Buyurun hocam. Evet, çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Ben de bu toplantıda beni oturum başkanı yaptınız ve konuşma verdiğiniz için teşekkür ediyorum Klimu'da. Çok önemli bir sorunu tartışacağız. Aslında klinikte çok fazla karşılaştığımız ve bunu hem enfeksiyon hem mikrobiyoloji camiasının birlikte tartışması çok değerli olacak. David'in konuşmasından sonra Aydın Atatürk Hastanesi'nden Abdurrahman Gülmez devam edecek. Sonra ben konuşacağım. Sonra da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji'den Profesör Doktor Gülşen Hazırolan devam edecek. Ve tabii bu süreçte sorularınızı bekliyoruz. Özellikle Q&A yazan yere, Q&A yazan kısma yazarsanız chat yerine, chat'e yazmayınız, Q&A'ya yazınız. O zaman soruları buradan yönetmemiz çok daha kolay olacak. Süreye uyacağımızı düşünüyoruz zaten bu süre içerisinde. Çok da sizleri yormadan en önemli konuları ele almak istiyoruz. Mümkün Evet, olduğunca Elif Hocam. interaktif bir katılım olmasını istedik. O yüzden soru cevaplarımız var. Katılımınızı bekliyoruz. Bizzat webinara katılmak isteyen hocalarımız ve sonrasında tartışmada katılmak isteyen hocalarımız parmak kaldırarak webinara aktif olarak da katılabilir. İngilizce anlatacak David. O nedenle isteyen katılımcılarımız altyazıları göster kısmına tıklayıp İngilizce yaparak altyazı oluşturabilir kendisine. İngilizce bir altyazı olacak ama. David, we are excited to hear about your extensive experience about antimicrobial resistance in Pseudomonas aeruginosa. But first, I want to read your fascinating background to our participants. David Nicolau, Güney Carolina Tıp Üniversitesi'nden farmakoloji doktora derecesini almış ve aynı üniversiteye bağlı hastanede iç hastalıkları ihtisasını tamamlayarak Harvard Hastanesi'nde enfeksiyon hastalıkları farmakoterapi fellowluğuna başlamıştır. Sonrasında Harvard Hastanesi'nde tıp, enfeksiyon hastalıkları ve eczacılık bölümleri araştırma koordinatörü olarak çalışmış ve Anti-Enfektif Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin yöneticiliğini üstlenerek bu merkezde 25 yıldan fazla bir süre direktör olarak görev almıştır. Halen aynı merkezde preklinik geliştirme ve ticari stratejiler şefi olarak çalışmaktadır. Doktor Nicolau, merkezin araştırma alanlarını preklinik, mikrobiyolojik, farmakolojik ve toksikolojik ilaç geliştirme çalışmalarının yanı sıra faz 1-4 araştırmalarını içerecek şekilde genişletmiştir. Doktor Nicolau, özellikle klinik sonuçları iyileştirmek ve hasta bakım maliyetlerini azaltmak için antimikrobiyal kullanım stratejilerinin ve tanı yöntemlerinin geliştirilmesine
odaklanmıştır. Doktor Nikolaou 900 yayın, 600 bildiri ve alanında yaptığı 1300'den fazla konuşma ile dünya çapında tanınmış bir bilim insanıdır. Now I'll give the floor to David to make his presentation. David. Great, thank you very much. It's a wonderful pleasure to be here. I wish I could be with you in person, in country. And just a bit of disclosure, I am not a clinical microbiologist. I'm a clinical pharmacologist with infectious disease training. But as a result of our efforts, my laboratory historically has done a lot of microbiology work from a surveillance perspective, as well as trying to integrate some of the potency data and genotypic data into our clinical care arena. So are the slides up for me? Let me see. You can share your screen now. Okay, let's do that. Let's share the screen. Not yet. Yeah. It's Okay. okay. How is that? Could you make Wonderful. a slideshow? Yeah, wonderful. All right. So again, welcome and thank you for the opportunity to join you. One of the things Thank that is perhaps most surprising to me about Pseudomonas aeruginosa is that most people believe that the organism is identified in our hospitals in the intensive care units. So when you think about carbapenem-resistant Pseudomonas aeruginosa, where is it isolated in your hospital? Is it isolated in the ICU? Is it predominantly in the non-ICU setting? Or is it equally in both ICU and non-ICU? Just something to think about. We published some work about 15 years ago, where I looked at a variety of Pseudomonas aeruginosa that were collected in the US. And maybe not surprisingly, there was a high prevalence of initial cultures outside the ICU. So Pseudomonas is not just a pathogen of the critically ill patient. And when we looked at it, yes, there was more non-susceptibility in the ICU, but there were a number of Pseudomonas aeruginosa that were non-susceptible at that time to carbapenems on our wards in situation. We did another surveillance study. This was a global surveillance study, and some of our colleagues in Turkey had participated in this study as well. But we were focused on carbapenem-resistant Pseudomonas aeruginosa. And some of our co-investigators were surprised that 60% of the carbapenem-resistant SUDS were isolated in non-ICU settings. And so when you think about managing patients empirically with potentially Pseudomonas-based infections, you have to start thinking about carbapenem resistance in all parts of the hospital. And the majority of the isolates of carbapenem-resistant Pseudomonas were related to respiratory cultures. And so I just wanted to focus my comments on the respiratory tract as we move forward. Now, I know that you're an infectologist and microbiologist, and I always like to ask my colleagues, how do you classify Pseudomonas as being bad? Is it on the basis of a single resistance mechanism, on a basis of multiple agents? The term MDR, this is a term that I am not very fond of. And I am not very fond of the term MDR because it's not very descriptive. If we ask 10 microbiologists to classify an organism as MDR, usually we get 10 different classifications. MDR is not on the antibiogram, right? That's one of the questions for the junior microbiologists or the junior doctors when they talk about MDR. There's no notification on the antibiogram.
And we use lots of other terms now, things like pan-drug resistant or difficult to treat Pseudomonas. But I don't like those terms, and I don't like them because they don't provide very much description of what the true challenges are. I like to talk about resistances, especially in Pseudomonas, in terms of carbapenems, whether it be imipenem and meropenem. We know there's some slight differences in mechanisms of resistance, but more often than not, imipenem and meropenem resistance is somewhat similar. But it's a unified definition. It's on the antibiogram. And maybe most importantly, when we start to signify carbapenem resistance in Pseudomonas, we also have to begin to acknowledge that we're talking about cross-resistance among the beta-lactam class. Now, you know the various mechanisms of resistance. We're going to focus on some of the carbapenemases as an evolution of beta-lactamases in Pseudomonas. But the mechanisms of action of the beta-lactams, ceftazidime, kefepime, piperacillin, plus or minus tazobactam, and the carbapenems are actually quite similar. And so this is a very important theme in the management of patients, especially patients who have had previous exposures to something like piperacillin tazobactam or to something like cefepime or ceftazidime. So I like pneumonia. We manage a lot of patients with pneumonia. And pneumonia comes in a variety of important flavors. So the first flavor is hospital-acquired pneumonia. Now, this is just an example of a patient that we may see who was on the surgical wards. Postoperatively did pretty well, but a couple, 3 days into her post-op course, she's now febrile and has a white blood cell count and has some shortness of breath. So it's found out that she has what looks to be an evolving right lobe infiltrate. And the team puts her on kefepime 1 gram Q12 with a half hour infusion. The cultures from our clinical micro folks come back, and it's methicillin susceptible staph and Pseudomonas, and it's susceptible to ceftazidime and kefepime. And clinically, patients doing okay, on the drug with some O2. You know, she's stable on the first couple of 3 days and showing some level of improvement, certainly not getting worse, but 4 or 5 days into her antibiotic regimen, the patient now clinically is doing much worse. She's febrile, her white blood cell count, secretions are blocking her airway, and she's clearly hypoxic and requires a transition to the ICU to be managed for what we refer to now as ventilated hospital-acquired pneumonia. And the question that comes up all the time is this a failure of the host or is this a failure of the drug? And I would just remind you that when we think about Pseudomonas now and we use different criteria as breakpoints, whether it's UCAST or CLSI, you know, what's happening with many of the suits is that their MICs are right up to the breakpoint. And so, yes, you have susceptible organisms, but we're seeing again situations where the MICs are escalated. And now MIC 90s of many of these organisms exceed the susceptibility criteria in a very big way. So what this tells me is that we need to start getting a bit more aggressive with our antimicrobial therapy. And when we see patients like that patient that developed pneumonia and failed on therapy, they were getting what we would consider to be very low doses of cefepime in this setting, especially when we know
that many of our Pseudomonas, if susceptible, are right at the breakpoints, and many are above the susceptibility criteria. So we encourage much more aggressive pharmacology and aggressive dosing of these patients in anticipation of Pseudomonas and Pseudomonas that's not quite as susceptible as it used to be. If you look at the patient with VAP now, this is a major challenge. The patient has had previous exposure to cefepime. It could be ceftazidime. It could be piperacillin, tazobactam. They clinically have failed. And so when the patient comes to the ICU, we ask questions about what transitions of care will occur. Will they just increase the dose of cefepime? Will you just add a second agent, an aminoglycoside or fluoroquinolone? Or will you transition this patient to a carbapenem therapy? I will tell you, at my hospital, we would historically transition patients to a carbapenem therapy. The problem is that if you have patients that are non-susceptible, I'm good, thank you. If you have patients that are showing non-susceptibility to cefepime or piperacillin, the likelihood of that organism being non-susceptible to meropenem is exceedingly high, generally more than 50%. And in some situations, could be 60, 70, or 80%. So when we're transitioning patients to more aggressive antibiotic therapy with a carbapenem, we're really not increasing the odds of success very much. And that has much to do with the issues of cross-resistance. And so we're thinking about how best to use some of these newer therapies that are available to us. We certainly don't want to use these therapies in all patients all the time because we know antibiotic resistance will develop. But in a situation of a failed patient on the ward, using something like ceftolozone tazobactam has intrinsically higher potency. It has high potency in the face of carbapenem non-susceptibility, and not surprisingly, has high activity with cefepime and ceftazidime and piperacillin non-susceptibility, because again, the mechanisms of resistance for Pseudomonas with ceftolozone tazobactam are very different than the other beta-lactams. There's some data that I think were actually quite important, and when we were studying ceftolozone tazobactam, we showed that there were some benefits to patients in the clinical trial of patients who received ceftolozone tazobactam in the previous diagnosis of ventilated hospital-acquired pneumonia, meaning they got previous exposures to other antibiotics. And you can see that with respect to the morbidity in the VHAP patients, as well as those that had previously unsuccessful antibiotics. They were likely ceftazidime, piperacillin, tazobactam, and certainly a carbapenem. So again, using agents that have lower cross resistance or more potency is going to give you an opportunity for cure. The same is true with ceftazidime avibactam. What you see in the MIC distribution with ceftazidime AV is a shift to the left, meaning Pseudomonas aeruginosa get much more susceptible than they do to ceftazidime. This has to do with the fact that it comes in through a different porin, and the avibactam manages some of the enzymes like the CMYs or the cephalosporinases or the AMPCs that would destroy the integrity of ceftazidime alone. Again, for the infectologists, for the pharmacologists, we always want to make sure that we're maximizing the exposures. And you can see that the distribution of Enterobacteriaceae and Pseudomonas aeruginosa here for ceftazidime avibactam are very different. But if you choose the right dose of ceftazidime avibactam for the patient's renal function,
and you give it as the prolonged infusion, 2 hours, as we defined it, what you still see for Pseudomonas aeruginosa is a high probability of the right exposure in those organisms that are susceptible with MICs of 8 or less. So exquisitely important to make sure that we're dosing these patients very aggressively. And last but not least, historically in ventilator-associated pneumonia, we have always been very aggressive. Higher doses of the beta-lactams. We use prolonged infusions to maximize the time above the MIC. And we were anticipating higher MICs and variable pharmacokinetics that might give patients a lower exposure. So this was our aggressive posture to try to make patients well. And when we looked at patients in this algorithm, this clinical program, who had Pseudomonas, we made more patients well, despite non-susceptibilities by current criteria, simply because we were giving more aggressive beta-lactams. The problem now is that many of the Pseudomonas are getting to be above what we can dose optimize with meropenem. And this is absolutely true when we begin to think about the role or the evolving role of carbapenemases in Pseudomonas. And I know many of you have for some time recognized the roles of carbapenemases in Pseudomonas. We know the prevalence in Pseudomonas in the Middle East, in Latin America, but historically, you know, in some parts of the world, notably the US, carbapenemases and Pseudomonas have not been appreciated. When we're thinking about carbapenemases, you know there's a variety of ways to do this. And certainly we use phenotypic profiling. I know my colleagues have used the modified carbapenem inactivation method plus or minus EDTA. Works very well for the Enterobacteriaceae, but doesn't work so well for Pseudomonas. And it depends what enzymes you're focused on with Pseudomonas. But from a epidemiology perspective, an infection control perspective, and also a therapeutic perspective, one of the challenges is that we don't get a sense about what the enzyme is here. And as we have evolving new therapies, understanding the enzyme can be exquisitely important. This is just a study we did some time ago looking at the overall utility of MSIM and eSIM for a wide range of carbapenemases. And for things like VIM and NDM, the MSIM and the eSIM worked very, very well. But you can see for IMP, for Sampalo SPM, Sampalo Metallo beta-lactamase, and importantly, GES as an evolving carbapenemase in many parts of the world, including Turkey, the Middle East, and the U.S. You know, the MSIM is not going to have the sensitivity. You can do some things to the assay, and in this publication, we increase the incubation time. We can increase the inoculum, but using conventional MSIM, eSIM approaches will not work well for some of these enzymes. We've turned, not surprisingly, to increasing utilization of available molecular techniques. The one that we use in the lab is the Cepheid system, CABA-R. And again, for target enzymes like VIM, NDM, KPC, OXA48, you know, it works very, very well. But GES is not on the current CABA-R profile. And so if that's a situation or an enzyme that you're looking for, you know, you're going to have to either use homegrown or use different technology to address this. One of the things I like to do is I like to work with my colleagues across the world. So it was wonderful to get the opportunity to talk with you today.
But this was a study where we called up some of our friends, and some of them are on the line here in from Turkey. And we said, well, send us some of your Pseudomonas aeruginosa, specifically your Kappa penem resistant suits. So 17 sites in 12 countries, you can see the distribution. And when we looked at the prevalence of Kappa penemases, it was astoundingly high. The Middle East were extremely high in Pseudomonas aeruginosa. But what we found were lots of VIM, lots of GES, some IMP, some MDM, a bit of KPC, and an increasing number of isolates that had multiple carbapenemases. But the aha moment for me here was that in the U.S. centers, between 3 and 30% of their carbapenem-resistant Pseudomonas were carbapenemase producers. And the local microbiologists at these centers were completely unaware of this, and they weren't routinely testing for carbapenemases. So a couple of other things we learned, which I think are very important, is that there were a percentage of Pseudomonas that were carbapenem non-susceptible, but susceptible to ceftazidime, kefepime, and piperacillin tazobactam. So oftentimes clinicians would choose those alternative agents to the carbapenem. But again, the MICs are right at the breakpoint. So if you're not using the high doses, you're likely to have S doesn't equal success. Ceftazidime, avibactam was the most active of the agents that we compared in this surveillance program. And the reason for that was there was an increasing prevalence of serine-based carbapenemases, some KPC, but notably GES. And so what I think we've learned from this surveillance program is that in the absence of carbapenemases, you know, many of these drugs are quite potent, but in the presence of carbapenemases, you have a tremendous erosion of your antimicrobial armamentarium. And so one of the other things that we were doing as part of this was encouraging our colleagues in microbiology to more aggressively test for carbapenemase producers. But as you know, carbapenem resistance can be quite high in our hospitals with Pseudomonas. And that means a lot of testing. And so we developed this algorithm. It's published in OFID to use phenotypic profiling to try to figure out which Pseudomonas are going to have a high probability of having carbapenemases. And then you can direct your carbapenemase testing specifically at these agents, these organisms. So it reduces the number to test by about 40%, which we thought was hugely important, understanding that microbiology laboratories are quite busy and we're resource challenged. Importantly, if you have the ability to test ceftolozane tazobactam, oftentimes the ceftolozane tazobactam non-susceptibility in carbapenem-resistant SUDS was due in large part to the presence of GES. So again, phenotypic profiling can give you an idea about what the enzymes may actually be. And then just one little slide of caution. This is a data set that we just recently published. And one of the things that I do in my laboratory is I take antibiotic regimens that we use in humans, and I simulate them in animal models of infection. And the idea here is that these models are translational. They will predict what's likely to happen in vivo in the clinical setting with our patients. And we did this study focusing on GES-related enzymes. But the long and short of it is that although we had GES-based enzymes, and the inhibitors, avibactam, relebactam, and vavobactam should be strong inhibitors
of the serine-based enzymes. The in vivo efficacy was quite variable with imipenem and meropenem-based regimens. And the reason is that these pseudomonas have multiple mechanisms, including porin and efflux. And so even though you inhibit the enzyme, you have other mechanisms which destroy the integrity of carbapenem-based regimens. So it's really important to look at phenotypic and genotypic profiling, but understand that genotypes are going to tell you about the presence of the gene, not necessarily the magnitude or the level of expression. And so we are increasingly utilizing dual testing mechanisms with phenotypic and genotypic profiling because we want to develop what we consider to be precision medicine, specific therapies for specific enzymes. There are important implications for infection control from a spread of infection and choices of various medicines. Sometimes when we ask the microbiology folks to do this additional testing, and my wife is a clinical microbiologist, so I have to be careful what I do at my home too, is that sometimes people get frustrated. They say, well, most of the results are negative. And so do we really need to do the testing? And I just want to reaffirm that negative results are important because it tells us that some of these enzymes are not there. We can probably use a more narrow spectrum or regimen. And importantly, we don't have the concern of carbapenemases spreading from an infection control perspective. So negative results, while sometimes frustrating, are hugely important. And then just two slides to finish. You know, we're always trying to embrace new technology, and I know this is true of my colleagues across the world. This was a fairly recent paper looking at the direct prediction of carbapenem resistance in Pseudomonas by whole genome sequencing or metagenomic sequencing. And the takeaway here for me was that it doesn't work all that well. You know, you can only define carbapenem resistance in about 60% of the organisms, again, using these new molecular techniques. Why? Because resistance is complicated in Pseudomonas aeruginosa, and defining genes or defining pumps or defining efflux doesn't necessarily tell you the expression or the magnitude of that resistance determinant. So very, very complex to do. And I think in Enterobacteriaceae, where the majority of the driver is enzyme, then it may work well. But Pseudomonas is a different challenge. And then I know that Ceph-Dericol is not yet available in Turkey, and I'm sure it will be in the not too distant future. But it has an extraordinary spectrum of activity, maybe a discussion for another day. But even when we're using these new broader spectrum agents that are likely to have activity against a wide range of Pseudomonas, including carbapenemase producers, we still want to have the molecular to have an epidemiology and a sense about you know, the infection control issues and take care of patients. So the last slide, again, while I think that genotypic profiling is hugely important because it gives us a sense of the epidemiology, helps us define therapy, and it gives us a sense about the need and maybe the need to expand infection control procedures, I don't want to abandon phenotypic profile, right? Because phenotypic profile actually is going to tell us exactly all of the mechanisms of resistance and their expression. And as I showed you from our OFID paper, our algorithm, you know, phenotypic profiling is an important first step in giving us a sense about how best to apply molecular diagnostic testing to do it efficiently. So implementation of dual testing allows for optimum infection control procedures,
early effective antimicrobial therapy, and hopefully we can make our patients well quickly and efficiently. Thank you very much. Thank you very much, David, for your excellent presentation. Evet. David, hocam, buyurun. Soruları daha sonra mı alalım ya da şu anda var mı? David'e soracağımız soruları şimdi alabiliriz. Çünkü konuşmanın sonrası, webinarın sonrası Türkçe olacağı için David erken ayrılacak. We can take the questions now for David's presentation. Thank you. So there is one question, David, Yep. about your pneumonia case. So our colleague says that what he understood, it was recommended to start cefepime 2 gram thrice in a day, 3 times a day. Does the risk of acquiring a resistance increase or decrease with the high dose therapy? This is the question, and it continues that are there any other reasons other than impaired renal function to start the antibacterial therapy in low dose? Yeah, great, great question. So at our hospital and our hospital systems now, when we use cefepime, when we use piperacillin-tazobactam, if we use ceftazidime alone, we only use the top doses for patients. And the reason for that is many of those organisms are no longer one or two. They're fours and eights, and they're right up at the break point. And so we try to be very aggressive with those patients. Now, your colleague is 100% correct. We certainly reduce the doses based on patient's renal function. We don't want to have an adverse event of a CNS toxicity with high doses and bad renal function, but we're very aggressive now. So other than renal function, we don't alter the dose of the antibiotic. We tend to be very aggressive. What we've found when we've surveyed the outcomes of these patients is that patients continue to get better. And sometimes we're treating, quote unquote, non-susceptible Pseudomonas because the concentrations are higher than even 8 or 16, you know? But it's funny, if you treat the patient and clinically they do well, and then the resistance comes back from the laboratory and the patient's clinically doing well, oftentimes we treat the patient and we don't pay attention to the laboratory. But if we have the patient on low doses and the result comes back and the patient's maybe better, maybe not better, we tend to treat the laboratory results and we tend to change the therapy. You know, I think it's important to understand what your local susceptibilities are, and importantly, to understand what your local MIC distributions are. And certainly in the presence of carbapenem non-susceptibility, many of these Pseudomonas are right at the break point for piperacillin, ceftazidime, and ceftazidime AB, you know? So that's exquisitely important. And may I ask, the carbapenem and ceftazidime avibactam resistance in Pseudomonas in your hospital in at For local level? what? For the ceftazidime avibactam and also carbapenems. Yeah. So the mechanism of resistance. No. The rate, percentage, Oh, percent of. so for carbapenem non-susceptible SUDS, we're at about 20%, 22%. Okay, I see. For ceftazidime avibactam, ceftolozone tazobactam, it's about 5 or 6%. Okay. Yeah, Much, these are much very, lower. yeah, very low compared to Turkey. Correct. And I think, you know, we are recognizing now that we have some carbapenemases in Pseudomonas, which are part of this problem. But I know in Turkey, the prevalence of these carbapenemases is much more extensive. And so you're going to be eroding the whole beta-lactam class. I think ceftazidime avibactam will have more potency.
than say ceftolozone tazo because of the activity against GES and KPC. But if you're talking about metallobeta-lactamase producers, you know, you're going to have to use combination therapy, you know, with ceftazidime-avastatin, which is a huge challenge. You know, David, we have already done a study with three centers from Turkey with about 250 isolates. And we did it with David. And ceftazidime-avibactam was more effective than ceftolozane-tazobactam. But cefiderocol was more effective than both of the other drugs, irrespective of carbapenemase production. And that's very important for our country because carbapenemase rates are increasing from day to day, you know. So maybe it's time to use cefiderocol. What do you say, Önder Ergönül? Yeah, I think that, you know, when we were developing cefiderocol, you know, there was a tremendous unmet medical need. It was certainly in the U.S., but elsewhere in the world where carbapenemase production, you know, was high in Pseudomonas, where we had a lot of carbapenem-resistant Acinetobacter and the high levels of CRE, you know, the compound has proven to be a very important addition in that setting. Yeah, I mentioned cefiderocol because of the work we did. But I also would want to have the laboratories continuing to do the genotypic profiling so that we can understand, because we have seen non-susceptibility in cefiderocol. And sometimes it has to do with ion transport. Sometimes it has to do with metallobeta-lactamases like NDM. Sometimes it's VEB or PER, different kinds of enzymes in combination. So we have to be diligent, even though an agent like cefiderocol is likely to show high levels of susceptibility currently against your bugs. Yeah, you know. And now that we don't have the cefiderocol in our country yet, we have to do the genotyping already, because, you know, we have many of those metallobeta-lactamases in Pseudomonas aeruginosa isolates. Yeah. But there is one issue that's very important that you also mentioned in your presentation. GES isolates. We have many of GES isolates, and you know, with the last study, we have found like half of the carbapenemases were GES carbapenemases, and they are missed by MSIM or SIM. So correct. It's very important message, I think, for the phenotypic right. Identification of the carbapenemases. Yeah, if you look at the paper that I cited there, we did some other methodology to MSIM to actually enhance the sensitivity for GES. And part of the challenge with GES is that it comes in a lot of flavors. Sometimes it looks like ESBL, you know, the ones and the fives, and sometimes the 19s and the 20s, they look more like big carbapenemases. So it's all about the expression. And so if you use higher inoculum, you know, or a longer incubation time, you can actually optimize the MSIM for GES. So I would encourage you to think about that, but it's not the conventional method, because the conventional method will miss about 50% of them, you know? So again, you as the microbiologist have tremendous power, you know, to manipulate the testing systems so that those of us who are caring for the patients have the best information possible. So I would like to thank you all for the opportunity to talk to you. I hope we can do this again in the future. And I hope we do this from the beautiful city of Istanbul. Oh, yeah. I miss not being in country. So the food,
the people and a little bit about the science and the microbiology, right? Yeah, no, from your wife. Thank you very much. David, Thank there's you. one more question for you before you Oh, leave. please. Yeah. Murat Telli asked if there are different mechanisms of resistance from population for infections like cystic fibrosis or diabetes. Does these situations alter the mechanisms of resistance? Yeah, I think the mechanisms tend to be more similar than different. You know, I mean, we see the cystic fibrosis patients with Pseudomonas aeruginosa, and you know, they get multiple courses of beta-lactams, and because of the cross resistance, you know, we see non-susceptibility with meropenem or doripenem or imipenem. I have not personally had to manage a CF patient with a carbapenemase producing Pseudomonas, but I'm sure they exist now in many parts of the world. So I think it's more similar than different. The challenge with the patients like cystic fibrosis is that you're likely to have to treat them multiple times in their life, you know, and that in and of itself makes the chance of resistance much higher Yes. versus a patient who maybe, you know, if we make them well in the ICU, hopefully we don't see them again. You know, I mean, they could come back to the hospital, but hopefully we're making them well, where CF patients, you know, depending on their pulmonary function, are going to have exacerbations and require some follow-up. The other thing we see in the CF more often now is differing bugs, right? Including MRSA and Burkholderia and Acromobacter. And these are all challenging bugs in and of themselves from a resistance perspective. Matter of fact, we're using Cefdiricol for some of these because the compound also has activity against Acromobacter and Burkholderia, not to mention the Stenotrophomonas. So we're seeing some of these challenging patient situations. Some of it's resistance in the bugs we know. Some of it seems to be new bugs causing a problem. You know, the bugs are good for business, but they're terrible for patients. Yeah. You know, terrible. David, özetle kistik fibroz hastalarında daha sık hastaneye yatış ve daha fazla, daha sıklıkla antibiyotik kullanımı olduğu için farklı direnç mekanizmaları geliştirme riskinin de herhangi bir yoğun bakım hastasına göre daha fazla olabileceğini vurguladı. And last question from me. You have a very large collection from all over the world, and have you ever identify Oxa 48 from Pseudomonas? Because you know we are an endemic country for Oxa 48 in Klebsiella, and I'm afraid if there is any transfer of resistance mechanisms we haven't seen yet, but should we be afraid? Yeah, you know, it's a great question. You know, we haven't seen it. I don't know if there's an isolate or two. I think we got one, if I'm not mistaken, from our colleagues in South Africa, where there was Oxa 48 like, but I may be getting the Acinetobacters confused with the Metallos and the Oxas. We certainly haven't seen it with any prevalence. And you know, certain other countries like Spain and Portugal also have a lot of Oxa 48, but we've not seen it with any frequency in Pseudomonas aeruginosa. Should be maybe confirmed by sequence analysis or something if Yeah, one finds in yeah, yeah. animal. No, I'm certainly fearful of Oxa 48. That's another one of those enzymes that very difficult to detect, but in vivo it can be very hydrolytic and cause a lot of challenges. So I haven't seen it in Pseudomonas, but now I'm going to keep my eye. Okay, thank you. Beautiful. Önder hocam.
Evet. Thank you very much, David. It was very nice and knowledgeable All talk. right. Yeah, Good compared. rest of your day. Ciao, everyone. Thank you. Thank you, Thank Rigo. you All very right. much. Bye-bye. Participation. Şimdi o zaman sırasıyla devam ediyoruz. Epidemiyoloji hakkında uzman doktor Abdurrahman Gülmez arkadaşımız konuşacak. Kendisi Aydın Atatürk Hastanesi'nden ve Türkiye'de ve dünyada epidemiyolojiyi bize özetleyecek. Evet, Abdurrahman, buyur. Takdiminiz için teşekkür ediyorum Önder Hocam. Ekranımı paylaşmaya çalışıyorum. Şu an galiba oldu. Herkese tekrardan merhabalar. Sayın David'e güzel sunum için öncelikle ben de teşekkür etmek istiyorum. Ben de bugün sizlere Pseudomonas aeruginosa'da antibiyotik direnci Türkiye verilerini sunmaya çalışacağım. Bir bölgenin, bir ülkenin ya da küresel anlamda bir direnç verileri elde etme açısından farklı veri kaynaklarından yararlanabiliyoruz. Bunlardan ilki sürveyan sağları. Sürveyan sağları ulusal olabildiği gibi uluslararası da sürveyan sağlarından verileri takip edebiliyoruz. Bunun haricinde yapılan meta analizler ve sistematik derlemeler o bölgeye, o ülkeye de küresel olarak belli bir zaman diliminde yapılmış araştırmaları ve bu araştırmalar sonucu dirençteki değişimi bizi görmemizi sağlıyor. Daha sonrasında çok merkezli etki gücü yüksek araştırmalar direnci o an görmeyi veya değişimi görmeyi fayda sağlıyor bize. Bunun haricinde bölgesel olarak gelişen direnç mekanizmaları ya da bölgesel araştırmalar bize bölgeler açısından bilgi sağlıyor. Tabii ki antibiyotikler sadece insan tıbbında kullanılmıyor. İnsan tıbbı dışındaki araştırmalarda, tarım ve hayvancılıkta direnç değişimini takip etmek burada önemli. Tek sağlık yaklaşımında bakacak olursak. Literatüre bakacak olursak son 10 yıl içerisinde yayın dili Türkçe ve İngilizce olmak üzere anahtar kelimelerimiz olarak Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas spp, antibiyotik direnci ve antibiyotik duyarlı olarak baktığımızda TürkMedline'da 27 çalışmada toplam 34 çalışma yer alırken Terebizim'de 83 ve 21 araştırma yer almakta. PubMed kısmına bakacak olursak yine aynı anahtar kelimeleri kullandıktan sonra Turkey ve Türkiye anahtar kelimeleriyle birlikte 90, 96, 173 ve 179 araştırma son 10 yıl içerisinde Pseudomonas aeruginosa ile ilgili yer alıyor. Ben de buradan önemli olabilecek araştırmaları size getirmeye çalıştım. Bu araştırmalardan ilki bir meta analiz. Türkiye'de Pseudomonas aeruginosa izolatları son 17 yıldaki antibiyotik direnç değişimine ortaya koyan Aykan ve arkadaşların yaptığı bir meta analiz. Bu meta analizde 48 araştırmanın verisi buraya dahil edilmiş ve bu araştırmalar yapıldığı tarihlere göre 3 gruba ayrılmış. İlk grup 2003-2006 yılları arasında, ikinci grup 2007-2009 yılları arasında ve üçüncü grup 2010-2013 yılları arasında ayrılmış. Toplam direnç oranı bu meta analizde belirlenmiş ve grupların direnç oranlarında antibiyotik gruplarına göre ayrılmış. Buna göre bakacak olursak hiçbirinde anlamlı olarak bir fark görünmese de sepezinde yıllar içerisinde bir direnç yüzdesinde azalma gözlenmiş. Sepezinde direnç yüzdesinde bu araştırmada artış gözlenmiş. Amikasin, gentamisin, sikofloksisin ve piperacin tazobaktan da yıllar içerisinde direnç yüzdesinde bir azalma gözlenmiş. İmkanan ve meropenemde ikinci grupta bir artış gözlenirken üçüncü grupta bu artış gözlenmemiş. Yine aynı şekilde astronomlarda da ilk grupta bir direnç yüzdesi yüksek bulunmuş ancak herhangi bir trend oluşmamış. Genel olarak tabloya bakacak olursak ama direnç yüzdelerinde belli bir azalma gözleniyor. Bu meta analizde ise bu sonucun akılcı antibiyotik kullanım politikalarının bir gösterge sonucu olduğu ve henüz daha yolun başında olduğumuz söyleniyor. Yine burada bakacak olursak çizgi grafik üzerinde 2010 ve 2013 yılları yeşil görünen çizgiler sepetin haricinde diğer antibiyotik gruplarında direnç yüzeylerinde azalma olduğu görülüyor. Aynı meta analizde izolattan nozokomial ve diğer olmak üzere ikiye ayrılmış. Buradaki direnç yüzeyleri arasındaki fark incelenmiş. Piperacillin tazobaktan dışındaki diğer tüm antibiyotik gruplarında direnç yüzeyleri nozokomial izolatlarda yüksek olarak bulunmuş. Amikasin, gentamisin ve astronomda bu direnç yüksekliği anlamlı olarak gösterilmiş. Burada piperacillin tazobaktan direnç yüzdesi neden diğer izolatlarda yüksek olarak
görmüş bir terslik mi var diye tekrar baktıklarında hastaların bu araştırmalarda tanımlamalarının yani nozokomial ve diğer olarak tanımlamalarının yeterince yapılmadığını, bu yüzden direnç oranındaki böyle bir farklılık yaratabileceği söylenmiş. İkinci meta analizimiz 2007 ve 2017 yılları arasındaki araştırmaları dahil eden ve kan kültürlerinde izole edilen izolatlara dahil eden bir meta analiz. Burada da 30 araştırma verisi dahil edilmiş ve 697 izolatla gerçekleştirilmiş. İlk grup 2007 ve 2012 yılları arasında yapılan araştırmaları alırken ikinci grup 2013 ve 2017 yılları arasındaki araştırmaları almış bu gruba. Yine toplam direnç oranları burada hesaplanarak antibiyotik direnç yüzde değişimi görülmeye çalışılmış. Buna göre bakacak olursak septazinde direnç yüzdesinde bir değişim gözlemlenmezken sefepin, amikacin, gentamicin, ciprofloxacin ve levofloxacin direnç yüzdelerinde bir azalma gözlemlenmiş. Buna karşın piperacin, tazobactam, imipenem ve meropenem direnç yüzdelerinde sonraki yıllarda bir artış gözleniyor. Üçüncü meta analizimiz ise tüm örnek türlerini kapsayan 45 araştırma verisinin dahil edildiği 940 ile 5600 izolatın verilerinin oluşturduğu bir meta analiz. Burada ilk grup 2007 ve 2011 yılları arası gruplandırılmış ve ikinci grup 2012 ve 2016 yılları arası gruplandırılmış. Burada yine toplam direnç yüzdesi hesaplanırken iki grup arasındaki direnç değişimi gözlemlenmeye çalışılmış. Ceftazidin de hani bir direnç yüzdesinde fark saptanmamış. Yine sepetinde de bir direnç yüzdesinde fark saptanmamış. Buna karşın amikacinde direnç yüzdesinde anlamlı olarak bir yükselme görülmüş. Gentamicin ise direnç yüzdesinde anlamlı olarak bir düşüş saptanmış. Kinolon grubuna bakacak olursak ciprofloxacinde anlamlı olarak bir düşüş gözlenirken levofloxacinde düşüş gözlenmiş ancak anlamlı değilmiş. Diğer metanizlere benzer olarak piperacin, tazobactam, imipenem ve meropenemde ise yine direnç yüzdelerinde anlamlı olarak bir artış gözlenmemiş. Bu araştırmada izolatlar yoğun bakım ve yoğun bakım dışı olarak ikiye ayrılmış ve buradaki direnç yüzdeleri karşılaştırıldığında tüm antibiyotik gruplarında sipofloksesin haricinde yoğun bakım izolatlarında direnç yüzdesi fazla olarak bulunmuş. Piperacin, tazobactam ve meropenemde bu direnç yüksekliği anlamlı olarak gösterilmiş yoğun bakım izolatlarında. Aynı araştırmada izolatlar izole edildiği örnek türüne göre de ayrılmış. Burada dikkat çeken ben bazı antibiyotik direnç yüzdelerini işaretlemeye çalıştım. Örneğin kan izolatlarında amilopektozit grubun direnç yüzdesi diğer örnek türlerine göre daha düşük olarak gözlemlenmiş. İdrar izolatlarında karbapenem direnç yüzdeleri ise diğer örnek türlerine göre daha düşük olarak gözlemlenmiş. Yara örneklerinden izole edilen izolatlarda ise direnç yüzdeleri sepezinde piperacin, tazobactam'da ve polisinde daha yüksek olarak gözlemlenmiş. Ülkemizde metanizler dışında yapılan sürveyans çalışmaları da var. HTT 1 ve HTT 2 sürveyans çalışmaları bunlardan ikisi. Türkiye'de hastane izolatı gram-negatif bakterilerde yeni beta-laktam antibiyotiklere direnç ve GS belirtiklerini araştıran çok merkezli sürveyans araştırmaları bunlar. Sadece Pseudomonas aeruginosa'yı kapsamıyor. Birçok gram-negatif bakteriyi kapsayan araştırmalar. Ben sadece burada Pseudomonas aeruginosa üzerindeki verileri getirmeye çalıştım. İzolat toplanma tarihleri 2005 ve 2007 yıllarına ait. İzolat sayıları birbirine yakın 194-210. İlk araştırmada 6 merkez katılırken ikinci araştırmada 13 merkez katılmış. Antibiyotik direnç değişimine bakacak olursak septazinde çok büyük bir oranda direnç gözlemlenmezken sepetinde bir dirençte azalma gözlemlenmiş. İmipenem'de ve sitravatinin çok düşük miktar artış görülüyor. Piperacin, tazobactam direnç yüzdesinde ise ikinci araştırmada direnç yüzdesi düşmüş görünüyor. Kritik bir araştırmasının dikkat çeken bazı özellikleri var. Göze çarpan özelliklerini bu tabloya koymaya çalıştım. 6 merkez var demiştik. İlk araştırmada bu direnç oranları arasında merkezler arasında büyük fark saptanmış. Ve bazı merkezlerde farklı direnç mekanizmalarının daha yaygın olduğu görülmüş. Örneğin Akdeniz'de bakacak olursak septazin ve imipenemin direnç oranı birbirine çok yakın bulunurken piperacin tazobactam ise düşük bulunmuş. Bir diğer dikkat çekici özellik 30 Eylül'den septazin direnç oranı 3.3 olarak bulunurken imipenem direnç oranı 16.7 bulunarak septazinden daha yüksek bir direnç oranı gözlemlenmiş.
Buna antibiyotik kullanım politikalarının bir yansıması ya da değişik direnç yönetimindeki belirli izolatların klonal olarak yayılımının sebep olabileceği söylenmiş. Bunlar içinde uluslararası sürveyans verileri de var demiştik. Ülkemiz 2003-2009 yılları arasında İRSNAP'e geri gönderiyorduk. Yani 20 civarında balıklarla birlikte. 2005-2008 yılları arasındaki direnç yüzdesi değişimine baktığımızda piperacillin, cefepozin, carbapenem, clopidogrel ve aminoglikozid gruplarının direnç yüzdelerinde bir azalma gözlemlenmiş. UAMTS'nin 2011 yılında rapor başlamasıyla birlikte direnç yüzdeleri yıllar içerisinde daha fazla sayıda laboratuvardan, 120'ye yakın laboratuvardan hesaplanmaya başlanmış. Trend olarak herhangi bir antibiyotik grubunda trend oluştuğunu söyleyemeyiz ama son 2016 yılında piperacillin, tazobactam, carbapenem, kinolon ve aminoglikozid grubunda direnç yüzdesinin artmış olduğu burada söylenebilir. Altta ufak yazanlar Avrupa'nın ortalama direnç yüzdeleri tüm antibiyotik gruplarına Avrupa bölgesinin üzerinde olduğunu burada görmekteyiz. Bu da Avrupa ile karşılaştırılmalı bir harita. Carbapenem direnç oranımız bizim %46. Carbapenem direnç oranı yüksek ülkelerden biri konumundayız şu anda Avrupa'da. 2016 yılı itibariyleydi. 2017 yılı itibariyle verilerimiz hem Avrupa Antibiyotik Mikrobiyal Direnç Sürveyans verileri hem Sezar aile ortak artık UAMDS verileri yayınlanıyor. Ortak rapor olarak çıkıyor. 2017 yılından itibaren direnç değişimine bakacak olursak piperacillin tazobactam'da ve aminoglikozitlerde trendde bir düşme görüyoruz. Direnç yüzdesinin azaldığını görmekteyiz. Carbapenem direncinde ise en yüksek değeri 2021 yılında görmüş durumdayız. Yine altta yazan küçük rakamlar Avrupa'daki direnç yüzdelerini gösteriyor ve tüm antibiyotik gruplarında direnç ortalamasının üzerinde, Avrupa direnç ortalamasının üzerinde görüyoruz. Yine 2021 yılına ait verileri görüyoruz. %39 carbapenem direnciyle Avrupa ülkeleri arasındaki direnç oranı yüksek ülkelerden biri konumundayız şu anda. Bölgesel yapılan araştırmalar da aslında bize veri sağlıyor, direnç verisini görmemizi sağlıyor. Bunlardan biri Pamukkale Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma. 2876 sığdırma sahibinin izolatı incelenmiş. Yıllar içerisindeki direnç değişimine bakılmış. Buna göre sefepin, sefpezidin, meropenem ve piperacillin tazobactam'da direnç oranlarının arttığı gözlenmiş. İkimizde yapılan carbapenem dirençli pseudomonas aeruginosa izolatlarında antimikrobiyal direnç genlerini araştıran araştırmalar da var. 2015-2016 yılında Rize'de yapılan işte arkadaşların yaptığı araştırmada 70 carbapenem dirençli izolatta en sık görülen genler PERK, KPC, NDM ve OXA48 olarak saptanmış. Özsoy ve arkadaşlarının 2024 yılında yayınladıkları bir araştırma. Burada da Pseudomonas aeruginosa izolatlarındaki virülans faktörlerinin antibiyotik direnciyle arasındaki ilişki incelenmiş. En sık virülans faktörü toksa ve piyosiyanın olarak gösterilmiş. Ancak antibiyotik direnciyle virülans faktörleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamış. Genotipik yapılan çalışmalara da bakacak olursak Raz ve arkadaşları 2014 yılında ilk defa GES5 karbapenemazı saptamış ve BİM-38 karbapenemaz karakterizasyonunu yapmış 2014 yılında. Malkoçoğlu ve arkadaşları 2017 yılında GES5 karbapenemaz ikinci kez raporlamasını yapmış durumda. Çekin ve arkadaşları ise 2021 yılında BİM-5 ve İMP-7 tipi karbapenemazları taşıyan yüksek riskli klonları ST308 ve ST357 izolatı gibi klonları Türkiye'de ilk kez rapor etmiş durumda. Ulusal sürveyans ağından bahsetmiştik. Avrupa sürveyans ağından bahsettik. Bir de global sürveyans programı. Az önce David Nicholas'ın bahsettiği programlardan biri de buydu aslında. ERSPA Global Surveillance Programı, carbapenem direnci Pseudomonas aeruginosa'ya karşı akılcı antimikrobiyallerin geliştirilmesi amacıyla bu program uygulanıyor. 12 ülke ve 17 merkez katılıyor. Bizim ülkemizin ben de katılım olmuştu bu sürveyans programında. 2019 ve 2021 yılları arasında gerçekleştiriliyor. 807 karbapenem dirençli izolat dahil edilmiş bu araştırmaya. 265'i fenotip olarak karbapenemaz testi pozitif olarak saptanmış ve bunların arasında 228'i genotipik karbapenemaz testi pozitif olarak gösterilmiş. Bilmek olmak üzere en sık olarak. Bunlar
arasında ise ceftazidime bakan duyarlı %72 olarak, ceftazolanta bakan duyarlı ise %63 olarak gösterilmiş. Ceftazolam tazobactam'ın dirençli olup metalaktamaz negatif olan izolatlar incelenmiş. Buradaki ceftazidime duyarlılığı %65 iken tek başına ceftazidime duyarlılığı %5 olarak gösterilmiş. GES pozitif izolatlarda ceftazidime duyarlılığı %89 iken KPC pozitif izolatlarda ise %100 olarak ceftazidime duyarlılığı gösterilmiş. Ceftazidime bakım haricinde diğer beta-laktam inhibitörlerine baktığımızda ceftazidime bakımın %91 duyarlılıkta, ceftazidime bakımın %3 duyarlılıkta olduğu bu araştırmada gösterilirken, intenemre de baktığımız duyarlılığı %13, intenemin tek başına duyarlılığı %9, meropenem babol baktığımız duyarlılığı %15 ve meropenem tek başına duyarlılığı %9 olarak gösterilmiş. Burada akılcı bir tedavi seçeneğinde ceftazidime bakımın öne çıkabileceği söylenmiş. Ülkemizde de ceftazidime bakımla ilgili yapılan araştırmalar var. 2023 yılında hazır olan ve arkadaşları tarafından yapılan 114 karbapenem dirençli sodium ascorbate izolatında yapılan bir araştırmada ceftazidime bakım duyarlılığı %89,3, ceftazolam tazobactam duyarlılığı ise %91,2 olarak gösterilmiş. Hoşbul ve arkadaşlarının 2022 yılında yaptığı araştırmada ise 100 karbapenem dirençli izolattan ceftazidime bakım duyarlılığı %90, polisin duyarlılığı ise %100 olarak gösterilmiş. Koca ve arkadaşlarının yaptığı araştırmada ise 55 karbapenem dirençli izolattan ceftazidime bakım duyarlılığı %84,5 olarak gösterilmiş. Bu araştırmalar şu açıdan önemli: ceftazidime bakım kullanıma girdikten sonra direnci izlememiz açısından uluslararası ceftazidime bakım duyarlılığına şu an bizim duyarlılığımız yakın görünüyor. Bundan sonraki dönemde nasıl olacak, nasıl gidecek takip etmek açısından önemli araştırmalar olduğunu düşünüyorum. Özet olarak bakacak olursak, kitle sürveyans araştırmalarından bahsetmiştik. 3 meta analizden bahsettik. Bir de ulusal antimikrobiyal direnç sürveyans sistemi verilerimizden bahsetmiştik. Burada renklendirmeler araştırmaların karşılaştırmalı olarak antibiyotik direnci yüksek olanlar daha koyu renkli olanlar olarak görünüyor. Ok işaretleri ise araştırmaların kendi içerisindeki trendi gösteriyor. Yani burada bir antibiyotik direncinde hangi grupta trend artışı, hangi grupta azalışı var onu takip etmek açısından böyle bir grafik oluşturdum. Buna göre bakacak olursak sefaroskorin grubunda ceftazidime belirgin bir trend oluşmuş olarak görünmüyor. Yani trend yapay seyrekliği gözleniyor burada. Aminoglikozit grubunda ise amikacin ve gentamisinde direnç yüzdesinin yıllar içerisinde azaldığı gözlenmiş. Hem metanimizde hem UAMDS'de. Kinolon grubunda da yine benzer olarak direnç yüzdelerinin yıllar içerisinde azaldığı metanalizlerde gösterilmiş, UAMDS ise yatay bir seyir olduğu görünüyor. Peresinin tazobaktan da biraz durum kafa karıştırıcı. Bazı metanalizler sürvenans çalışmaları direncin azaldığını gösterirken, UAMDS verileri de azaldığı gösterirken bazı metanalizler direnç oranını arttığını söylüyor. Burada aslında en büyük problem bizim karbapenemlerle ilgili. Hem meta analizlerde hem sürveyans verilerinde hem de laboratuvar sürveyans verilerimizde karbapenem direncinin tüm gruplarda aslında arttığını görüyoruz. Yıllar içerisinde karbapenem direncimiz artıyor tüm araştırmalarda. Bu vesileyle tıbbi laboratuvar profesyonelleri de haftasını kutlamış olayım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, çok teşekkürler. Sevgili Abdurrahman, Türkiye verilerini çok iyi bir şekilde özetlemiş oldun. Bilmiyorum, devam edelim mi Elif Hocam, yoksa Hocam bence devam edelim. süre aç. Soruları isterseniz soru ve tartışma kısmını Tamam. sona bırakabiliriz. Tamam. Önder Hocam şimdi biz bu direnç mekanizmalarını buluyoruz, oranları belirliyoruz ama tedaviyi nasıl etkiliyor, nasıl değiştiriyor, nasıl güçleştiriyor bununla ilgili bir sunum yapacak. Buyurun hocam. Çok teşekkürler Elif Hocam. Görebiliyoruz değil mi? Evet hocam. Slide'da. Evet. Şimdi ben de hakikaten bu Türkiye'deki genel panorama üzerinden tedavide neler var bundan söz etmek istiyorum. Ama bizim de bazı çalışmalarımız var. Hem ondan biraz da global açıdan hakikaten Pseudomonas aeruginosa nasıl bir sorun, ne kadar bir sorun? Buradan dikkat çekici bazı yayınları paylaşmak istiyorum sizlerle. Örneğin
Ölüme en çok etkileyen ajanlar hangileri? Bu açıdan bakarsak Pseudomonas aeruginosa 5. sırada geliyor. Lancet'ten yapılmış bir çalışma. 2019 verileri, Türkiye'den de katılım var. Bu açıdan bakılırsa hangi sendromlarda etkili olduğu da belli. Tabii en çok alt solunum yolu sistem enfeksiyonları, kan dolaşımı enfeksiyonları olursa Pseudomonas oldukça öldürücü. İlk beşe yer alan bir bakteri diyebiliriz. Bu da oldukça ilginç bir yaklaşımdır epidemiyolojik açıdan aslında. Küresel ölüm rakamları, yaş ve cinse göre dağılımda Pseudomonas aeruginosa'yı burada yeşil, altta görüyorsunuz yazılar küçülüyor şey açısından bakılırsa ama yaşlarda da nasıl bir dağılım olduğunu görüyoruz. Daha yaşlı nüfusta önemli bir artış, bir de erken yaşlarda tabii görüyoruz. Birçok enfeksiyon için bunu söyleyebiliriz ama Pseudomonas için de yine demek ki özellikle immünsüpresif ya da incinebilir popülasyonlar dediğimiz kesimleri vuran bir ajan diye söyleyebiliriz. Karbapenem direnci üzerinde özetledi Abdurrahman arkadaşımız. Bu 2021 verileriyle 2023'te yayınlanmış ECDC rakamları karbapenem direnci %25 ila 50 olarak gösterilmiş Türkiye açısından. Bunu zorluyoruz tabii, üst sınır bana sorarsanız. Ama bu çalışmalarda veriyi nereden aldınız çok önemli. Yani hastane kaynaklı mı, toplum kaynaklı mı veya hastane enfeksiyonu mu? Bunlar çok çok kritik. Ona dikkat etmek gerekir. Örneğin bizde karışık olarak alırsak hastane enfeksiyonları veya hastane enfeksiyonu olmayan yine ama hastane kaynaklı bakacak olursak 2023'te Pseudomonas'larda karbapenem direnci %60'ları yakalamış duruyor. Tabii bize sorarsanız, klinisyenlere sorarsanız en çok görülen problem Klebsiella. Neden öyle algılandığını da birazdan açıklayacağım. Ama Pseudomonas'ta ikinci sırada diyebiliriz. Tüm bunlar olurken Amerika'dan ilginç bir yazı gelmişti. Ve bu yazıda bütün sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonlar ve hastanede yatan hastaları değerlendirdiklerinde Pseudomonas'ın direnç oranının azaldığını pandemi öncesindeydi. Nereden nasıl alındığı ya da temsiliyeti nedir? New England Journal of Medicine'da yayınlanmış olsa da temsiliyet sorunu olabilecek yazılardan birisi. Çünkü bizde, hadi orayı bir ara bırakalım. Demin David de açıkladı, oranları çok düşük. Bizimle karşılaştırılmaz. Mesela bizim kendi yaptığımız çalışmaları ben şöyle bir baktığım zaman klinik verilerde 2003'te örneğin karbapenem direnci Pseudomonas'ta %31 iken bir kere hiçbir zaman 31'in altında olmamış. 2018'de 52'ye ulaşmış. Bu sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonlarda en az 52 diyebiliriz, en az %50 diyebiliriz. Hatta daha yüksek söyleyebiliriz. Peki COVID-19 acaba nasıl etkiledi? Bu da her bir çalışmanın arkasında COVID-19 ekleyince ilginçlik kazanıyor ve kazanacak önümüzdeki süreçte de. Burada incelerken bu yazıyı bazı çalışmalarda azalma olduğunu iddia ediyor yazarlar. Yine çok şüpheyle bakarım. Türkiye'den de bir çalışma burada ilgimi çekti. Siirt'ten yapılmış bu çalışma ve burada bakıldığı zaman ceftazidim-avibaktam direncinin çok ciddi anlamda arttığını vurgu yapmış yazarlar. Çok belli bir hastaneden tek merkeze gelmiş bir çalışma. Bu çalışmada işte az evvelki sistematik derlemeye dahil edilmiş. Tabii Türkiye'de pandemi olsun olmasın bu oran artıyor. Direnç oranı sürekli artan şekilde devam ediyor. Biz de 2020 idi. Aslında dört tane çok önem verdiğimiz gram negatiflerden tabii. Tabii ki dört önem verdiğimiz aynı zamanda bunlar işte escape patojenler. E. coli ve Pseudomonas'ın karbapenem, kinolon ve kolistin dirençlerindeki değişime bakmıştık. Nasıl değişiyor diye. Bunların hepsinde arttığını gördük bir kere. Kinolon direnci de artıyor. %46 olmuş o zaman 2019-2020 verileri. Hatta kolistin direnci bakın. Kolistin direnci bizim için çok önemli. %3'ten %15'e çıkmış olduğunu görüyorduk. Şimdilerde ise %20 civarında diyebiliriz. Bu çok yüksek bir oran. Kolistin direnci neden önemli olduğunu birazdan tartışacağız yine. Ve gram negatif bakteriler yine aynı makalede bu çok merkezi bir çalışmaydı. 1500 kan dolaşımı enfeksiyonu dahil edilmişti. Türkiye'yi çok iyi temsil eden bir çalışma olduğunu düşünüyorum.
Bütün pek çok merkezden katılım vardı. Karbapenem direnci ve kolistin direnci olması durumunda bağımsız olarak ölüm oranının ciddi olarak arttığını Pseudomonas enfeksiyonlarında görebiliyorduk. Bu çok önemli bir bulgudur. Hepsi de bunların kan dolaşımı enfeksiyonlarıydı. Şimdi Türkiye'den devam etmekte olan bir çalışmadan son verileri sunmak istiyorum size. Yine 16 merkezin katıldığı bir çalışma. Doğu Anadolu'nun belli kesimleri dışında hemen hemen bir Türkiye temsiliyeti var. Pnömoni veya kan dolaşımı enfeksiyonları iki bakteri incelediğimiz bir çalışma. Klebsiella ve Pseudomonas. Burada sol tarafta ekranın bakarkenki sol tarafında Pseudomonas'ı görüyoruz. Toplam 915 Pseudomonas ve Klebsiella enfeksiyonu, pnömoni veya kan dolaşımı. Bunların karbapenem direnci Pseudomonas'larda karbapenem direnci kan dolaşımı enfeksiyonlarında %53 iken kolistin direnci bu noktada %6 olarak bulunmuş. Ceftazidim-avibactam direnci de %32 olarak saptanmış durumda. Klebsiella, pnömoni ve Pseudomonas'la biz hep karşılaştırıyoruz. Yani bu biraz klinik bakış açısı muhtemelen. Dedim ya biz hani klinikte en çok ikisini problem olarak görüyoruz. Hemen gözümüz Klebsiella'ya kayıyor çünkü oldukça yüksek ve Klebsiella rakamı da genelde Pseudomonas'ın 3 katı falan oluyor bizim açımızdan bakarsak. Burada OXA 48 Klebsiella da çok önemliyken Pseudomonas'ta da yine de bir artış olduğunu görüyoruz. %7 gibi. Belki biraz daha şanslı NDM açısından ama %5 gibi. Klebsiella'da ise %25 gibi söyleyebiliriz. Bu devam eden bir çalışma. Sonuçlarını yakında paylaşacağız ve ECCMID'de de poster olarak sunacağız. Ve merak edilen bir şey, karbapenem dirençli olan kesimde, suçlarda ceftazidim-avibactam direnci %19. Bu tabii yüksek bir oran. Yani burada genel bir o rakamdan bahsetmiyoruz. Karbapenem dirençli olanlar içindeki ceftazidime baktığımı veriyoruz ki yüksek bir rakam bizim açımızdan. Klebsiella'ya göre düşük olsa da yine de oldukça yüksek bir rakam diyebiliriz. Ama yine dikkat edelim. Burada tabii bir salgınları ayırt edemiyoruz. Birçok hastanemizde salgın var. Enfeksiyon kontrolü çok iyi olmayabiliyor. Dolayısıyla dirençli olan suçların salgın sonucu yayılmasıyla bu rakamlar yüksek gözüküyor. David'in ifade ettiği kendi hastanesinde %5 gibi bir oran varken ceftazidime baktığım direnci bizde karbapenem dirençler arasında %19 gibi belki biraz daha düşük olabilir genel olarak bakılırsa. Burada bizim için ceftazidime baktığım kullanacak tek ilaç ama bunun da erken zamanda uygun başlanması biz klinisyenler için çok önemli oluyor. Şu an bir ciddi bir problem var. Gerçi Abdurrahman arkadaşımızın gösterdiği gibi diğer söz konusu Amerika'da kullanımda olan ilaçlarda da direnç oranı oldukça yüksek. Bize çok yaramayacak şeyler, ilaçlar gelseler de bütün o yeni antibiyotikler içinde Pseudomonas'larda en mantıklı antibiyotik aslında yine de ceftazidim-avibactam ama çok hızlı direnç geliştirmiş oluyoruz. Kemik iliği nakli sonrası immünsüpresi hastalarda durum nasıl? Bunu incelediğimiz başka bir çalışma diyelim. Bu da aslında ana tabloyu veriyor. Bizim gram negatiflerde en çok gördüğümüz bakteri E. coli. Kendi hastanemizin verileri bunlar. İkinci sıra Klebsiella, üçüncü sıra Pseudomonas aeruginosa ve kendi hastanemizdeki karbapenem direncinin %23 olarak görüyoruz. Bu biraz düşük bir rakam. Bu da kesinlikle enfeksiyon kontrolüyle ilişkili olduğunu gösteriyor bu uygulamaların. Ve Pseudomonas direncinden ziyade tabii hangi eğer Klebsiella da varsa ölüm oranı artıyor. Ama bizde karbapenem dirençli Pseudomonas'ın toplam rakamı düşük olduğu için belki de istatistik olarak yakalayamayabiliyoruz. Sağlık bakımı ile ilişkin enfeksiyon yapabilir tabii Pseudomonas. Özellikle kontaminde tıbbi cihazlarda bu ülkemizde vakti zamanında çok olmuştu. Maalesef böyle sterilize etmek amacıyla kullanılan sıvılar içinde ürerdi. Laboratuvarlarda ürerdi. Ben örneğin geçmişte Ankara Nuri Hastanesi'nde çalıştım. Orada çok fazla bunları biz üretirdik.
Böyle cerrahlar turşu denen bir şey yapardı. Genç arkadaşlar bilmezler tabii. Sponçlar şeyin içinde yer alırdı. Sıvının içinde ve o sıvılarda pseudomonas bol bol ürerdi. Şu an herhalde uygulanmıyor. Ya da lavabolarda, bankolarda hatta hasta sıraların üzerine olabilirdi. Aynı şey Amerika Birleşik Devletleri'nden de bildirilmiş. Çok fazla yayın söz konusu. Gelelim antibiyotiklere. Nelerimiz var elimizde? Bunlar konuşuldu aslında. Şimdi bizim en çok aminoglikozitlerden elimizde gentamisin ve amikasin var. Tobramisinin daha iyi olduğunu bilsek de biz hastane ortamında amikasin verebiliyoruz. Çok hayati öneme sahip olabiliyor. Çünkü bu kadar yüksek karbapenem direnci varken eğer amikasin duyarlıysa eklemek çok kritik bir karar ve önemli yaptığımız bir uygulama. Örneğin Türkiye pratiğinde. Ve karbapenemlerden imipenem, meropenem en çok kullanılmakta. Meropenem daha çok tercih ediliyor imipeneme göre. Bunun haklı nedenlerinden birisi direnç gelişme iddia ediliyor. İmiç gelişmenin özellikle pseudomonas'ta daha hızlı ve daha çabuk olduğunu gösteren çalışmalar var gerçekten. Antipsilomonas sefalosporinlerden işte ceftazidime baktım son dönemimizin en önemli antibiyotiği sefiderekol. Evet, yok henüz Türkiye'de. Demin de konuştuğumuz gibi olursa bakalım nasıl olur. Ama çalışma sonuçları umutlu gibi gözüküyor. Elif Hocam'ın paylaştığı sonuçlardan. Antipsilomonas kinolonlardan Cipro ve Levo bizim için önemli çünkü oral de verilebiliyor bunlar. Ve bazı durumlarda tek başına tercih edebildiğimiz oral de kullanımı olmaları nedeniyle önemli ilaçlar. Bir zamanlar tikarsilin klavyonik asit vardı. Dünyada da artık yok diyebiliriz. Ama bir başka ilaç piperacillin tazobactam belki en sık kullanılan antibiyotiklerden bir tanesi. Diğer yandan fosfomisin, kolistin ve polimiksin B'de yine pseudomonas'ta söz konusu olabilir. Gündeme gelebilecek ilaçlar. Bunların aslında bunu yandaki sınıflamadan biraz David de hoşlanmadığını belirterek söz etti. MDR dediğimiz zaman 3'ten çok grupta en solda yer alan kolondaki gruplardan bahsediyoruz. Birden çok antibiyotik ya duyarlı olmama söz konusu. XDR dediğimiz daha geniş tüm kategorilerde birden çok antibiyotiğe duyarlı olmama, duyarsızlık söz konusu. Ve panrezistanda tüm antibiyotiklere duyarlı olmama. Bu bizde oldukça yaygın. Hani bunu çok önemsemedi ama bu tamamen bence bu da epidemiyolojik bir şey. Yani bizde var bunlar. Panrezistan çok önemli bir şey bizim başımızdan. Çok fazla miktarda mevcut. Ve uygulama anlamında oral olarak kullanılan dediğim gibi sadece kinolonlar var. Özellikle gönderdiğimiz hastalarda bu çok önemli oluyor. Yeni kombinasyonlardan ceftolozan, tazobaktam ABD'de kullanıldığını zaten söylendi. Ama Avrupa'da bu konuda çok hareketsiz. Ceftolozan, tazobactam ülkemizde yok zaten. Bir de imipenem, silastatin, lelebactam biraz çok konuşuluyor. Fakat direnç oranının çok yüksek olduğunu biliyoruz. Çok da kullanışlı olmayabilecek ajanlar diyebiliriz. Birkaç noktayı da net anlatarak bunlar oturmuş bilgiler olduğu için toparlayacağım. Aminoglikozitler bir kere pseudomonas enfeksiyonu varsa pinomi ve kan dolaşımına tek başına kullanılmaz. Ama bir tek durum vardır bunu kullanabileceğimiz. O da üriner sistem enfeksiyonları. Alt üriner sistemde hem de sadece kullanabiliriz. Bunun dışında aminoglikozitleri kullanmayız. Topramisine, gentamisine tercih etsek de ülkemizde yok. O yüzden böyle bir şansımız da yok. İkili antibiyotik önerelim mi? Bu çok karşılaştığımız bir sorundur pseudomonas'ta. Gerçekten hastanın durumu ciddiyse, ciddi bir sepsis veya septik şok varsa, nötropenik ise hasta, yanık hastaları, burada yüksek oranda çok dirençli suçlar olduğu için ve direnç olasılığının yüksek olduğu yerlerde hakikaten kullanabiliriz. Özetle bu tablo bize şunu anlatıyor. Hastalığı ciddiye alıyorsak, o zaman ikili antibiyotik kullanabiliriz. Zaten taburcu ettiğimiz zaman evde takip etme şansımız varsa bazen oral olarak da gönderebiliyoruz kinolonlarla. Polimiksin kullanalım mı? Polimiksinler kolistin veya polimiksin B gibi üst isimleri.
Yan etkilerinin çok olduğunu biliyoruz. Yani özellikle böbrek açısından nefrotoksiste. Ama son seçenek mecbur kalıyoruz ve biz bunu kullanabiliyoruz. Örneğin Amerikan kaynaklarında net olarak son seçenektir ama Türkiye'de o kadar sona kalmıyoruz zaten. Ya da biz her zaman son seçenekteyiz çoğu zaman. O yüzden kullanma durumumuz olabiliyor. Kullanılmadığı durum Polimix'inin bir sistit halinde. Ama burada da kolistini kullanabiliriz. Polimix'in B'nin kullanılmamasının nedeni tamamen idrara geçişle ilişkili. Ve bu konuda kolistinle batı kaynakları çok olumlu bakmazlar. Yani çok nefrotoksik diye. Türkiye gibi ülkelerde de mecburen kullanıyorsunuz. Dolayısıyla burada randomize kontrollü çalışma bulmak çok zordur. Gözlemsel çalışmalar yapılır. Ama başarılı olduğunu bildiren gözlemsel çalışmalarımız mevcut kolistin için. Bir kere tercih etmeyelim, sona bırakalım diyeceğimiz ilaçlar da bunlar. Fosfomisin, bazen IV fosfomisin var biliyorsunuz. Tercih edelim mi diye düşünsek de çok 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 zorda kalırsak kullanılacak. Tigesiklin yine aynı şekilde, özellikle Pseudomonas'ta. Eravansiklin yok ülkemizde. Meropenem var, Vorbaktam da yok. İkisi konusunda rahatız, yok zaten ama fosfomisin, tigesiklin de elimizin gitmeyeceği ilaçlar olmalı diyebiliriz. Biraz küçük, kusura bakmayın, anlaşılmıyor ama Türkiye pratiğini de özetleyen Lübnanlı arkadaşlarımızın yapmış olduğu Beyrut'tan bir çalışma, bir derlemeden alınmış. Burada da eğer difficult to treat denilen Pseudomonas'ta tedavisi zor hastalıkta koşulları varsa eğer, hep söylediğimiz gibi mecburen zaten ceftazidime-baktam, carbapenem vesaire tercih ediyoruz ve buna göre tedavi izliyoruz. Aslında burada uygun yanıt varsa dokunmuyoruz zaten ama yanıt alamıyorsak başka değerlendirmeler yapmak durumunda kalıyoruz. Özetle bu. Ben de lafı aslında antimikrobiyal yönetime ve enfeksiyon kontrolüne getireceğim. Yani burada David'in de vurgusuydu bana kalırsa. Yani burada antimikrobiyal yönetim ve enfeksiyon kontrolü iki birbirinden ayrılmaz bir konu. Örneğin febril nötropenili hastalarda görüyoruz. Burada biz uygun antibiyotik yaptığımız zaman ama uzun süre, örneğin 8 yıllık takip ettiğimizde gerçekten ölüm oranını azalttığımızı hastalarımızda görebiliyoruz. Üstelik gram negatif enfeksiyonlar kan kültüründe artması ölümü 3 kat artırsa da diğer yandan antibiyotiklerin yine de uygun kullanılması 5 kat, 3 kat tersi yönde azaltıyor ölümü. Bu çok önemli bir bulgu bizim açımızdan. Son zamanlarda yaptığımız bir çalışma. Birisi 3 kat artırırken bağımsız olarak diğeri de 3 kat azaltıyor. Yani uygun antibiyotik kullanımının yönetimi bunu azaltıyor. Dolayısıyla enfeksiyon kontrolü çok önemli. Bir kere giderek artan direnç bizim en önemli sorunumuz Pseudomonas konusunda ve en baştaki slaytı hatırlarsak tüm halk sağlığı problemleri içerisinde de çok önemli bir sorunumuz. Bir yandan çok kontrolsüz bir antibiyotik kullanımız var. Güzel çalışmalar yapıldı TÇK tarafından, bakanlık tarafından zamanda ama bunun devamlı olması gerekiyor, sürekli olması gerekiyor. Gerçekten şunun ne kadar farkındayız. Bu yani dünyada da en önemli sorunlarımızdan bir tanesi. Ceftazidime-baktam için sevinsek de direnç oranı hızla artıyor kullanıldıkça. Yeni ajanlar zaten etkileri çok ülkemiz için tipik yararlı belki olmayacak. Tüm bu çerçevede özetle enfeksiyon kontrolünün önemi daha da artıyor. Direncin yayılmış olmasında da bunun çok rolü olduğunu görüyoruz. Umarım bütün bu kavramları antibiyotik kullanımı, antibiyotik yönetimi ve enfeksiyon kontrolü bunları bir bütün halinde hatta One Health hani çok vurguladığınız şekilde çoğu zaman tek sağlıkta bir bütünsel çerçevede değerlendirerek mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor. Sabrınız için teşekkür ederim. Önder Hocam çok teşekkür ederiz güzel konuşmanız için. Gerçekten bizim etkili erken tanımlama, direnci erken tespit etme ve bildirme ile ilgili tüm çabamız antimikrobiyal yönetim olmadığı takdirde boşa gitmiş oluyor. Bu anlamda hem enfeksiyon kontrolü hem antimikrobiyal yönetimin önemini vurgulamanız gerçekten iyi, yani çok anlamlı. Ve klinisyenle mikrobiyoloji uzmanlarının işbirliği de burada yine
öne çıkan konulardan bir tanesi oluyor. Her zaman iletişimde olmak. Bu toplantıda onun için yine iyi bir örnek oldu. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Şimdi o zaman bir olgu sunumu olacak. Profesör Doktor Gülşen Hazırolan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'ndan bir olguyla son konuşmacı olarak davet ediyoruz. Afişte doçent olarak kalmış Gülşen tam o arada profesör oldu. Tebrik ediyoruz kendisini de tekrar. Çok Kusura teşekkür ederim. bakmayın, afişi Çok teşekkür ederim sayın hocalarım. Değerli katılımcılar, çok güzel mekanizmaların anlatıldığı oturumlar dinledik. Şimdi ben de sizlere bir olgu üzerinden Pseudomonas aeruginosa'yı konuk etmeye çalışacağım. Evet. Olgumuz 21 yaşında bir erkek hasta. Böyle alalım. Öksürük, 5 gündür süren öksürük ve bir wheezing hırıltısı bulunmakta. Nefes alma şikayetleri artınca da acil servise başvuruyor. Acil serviste yapılan ilk incelemesinde fizik muayenesinde ateşi yüksek oldukça 39,6. Solunum hızı artmış, kan basıncı 131'e 67 ve oksijen satürasyonun %95'lerde olduğu tespit ediliyor. Hemen bir sefaklor başlanıyor. Bu solunumunu rahatlatmak için bronkodilatörler ve kortikosteroid tedavisi nebulizasyonu başlıyor. Fakat acilde gözlem altındayken hastanın durumunda hiçbir iyileşme gözlenmiyor. Hatta 18. saate kadar hani solunumun, nefes darlığının daha da arttığı, solunumun daha da kötüleştiği, ateşin de hala stabil bir şekilde kaldığı tespit ediliyor. Bu arada laboratuvar kanları gidiyor ve radyolojiden görüntüleme teknikleri çekiliyor. Nötrofil hakimiyeti olan yüksek sayıda lökosite bulunmakta. CRP'si oldukça yüksek, 102. Ve akciğer grafisinde ve CT'sinde de işte pleural efüzyonla uyumlu sağ ksantiponik açıda küntleşme ve yüksek dansiyeli gölgelenmeler, orta ve alt lobda konsolidasyon tespit ediliyor. Durum böyle olunca akciğerde de ciddi bir tutulum görülünce mevsimsel grip salgını da düşünülerek hastaya aynı zamanda oseltamivir başlanıyor ve ikinci kuşaktan üçüncü kuşağa triaksiyon tedavisine geçiliyor. Hasta acil servisi hala gözlem altında ve nihayet kültür almak akıllarına geliyor. Antibiyotik tedavisi altındayken hastanın balgam kültürü, plevrada efüzyon vardı, radyolojide görmüşlerdi. Plevra sıvısı kültürü ve eş zamanlı ateş içinde 2 set kan kültürü gönderiliyor. Laboratuvara gönderilen balgam ve plevra sıvısının direkt mikroskobik incelemesinde hemen sonuçladığımızda direkt mikroskobik incelemede gram negatif basit ve orta yoğunlukta parçalı polimorfonükleer lökositler gözleniyor. Hastanın genel durumu da sıkıntılı olduğu için meropeneme ekleniyor tedaviye. Yani sefotaksimden meropenem tedavisine geçiliyor. Bu arada tabii kültürlerin geçmesi için bir üremesi ve uygun antibiyotik antibiyogramı çıkması için bir 48 saat geçiyor. Hasta gözlem altında, meropenem tedavisi altında. 48 saat sonra mikrobiyoloji laboratuvarı bizim tipik böyle beta amiloz yapan ağır yeşil kolonilerimiz, kokulu mis kokan kolonilerimiz şeklinde Pseudomonas aeruginosa üremesini klinisyene rapor ediyor. Şimdi bu olgu üzerinden düşünecek olursak hasta ilk önce sefazolin başlanmıştı ampirik olarak. Daha sonra işte genel durumu iyi olmadığı için ceftriaksona geçildi. Pseudomonas aeruginosa olduğunu bilmiyordu tabii ki klinisyen. Pseudomonas aeruginosa enfeksiyonunun tedavisinde yeri var mıdır, etkinliği var mıdır diye aslında bir düşünmemizi isterim. Önder Hocam var mıdır diye. Hemen şunu geçiriyorum. Ampirik tedavi çünkü etkeni bilmiyorlardı. Biz biliyoruz ki Pseudomonas aeruginosa birçok antibiyotiğe maalesef doğal dirençli. Evet. Sefalosporinlerden ceftazidim, antipsidomonal üçüncü kuşakların haricinde direnç gösteriyor. Hatta karbapenemlerden ertapenem bile dirençli. Klinisyenlerin son kurtarıcı ilaç olarak kullandıkları tigesitlene de dirençli. Yani oldukça dirençli bir
bakterimiz. Bu yüzden de hani hem laboratuvarda hem de klinikte ampirik tedavilerde düşünülmesi gerekiyor. Peki laboratuvardan hangi sonuçları istememiz gerekiyor? Veya biz de mikrobiyoloji laboratuvarı olarak hangi antibiyotikleri çalışmalıyız? Bizim bildiğiniz gibi UKAS'ın önerileri doğrultusunda TMC'nin de ADTS'nin de kısıtlı bildirim tablolarına göre bütün laboratuvarlarımızda bu tablolarımızı kullanıyoruz. Üç grupta ve gördüğünüz gibi PIP'ten zaten bu ajanlarda, bu antibiyotiklerde hep konuşuldu. En etkinler, tedavide kullanılanlar. PIP'ten, antipsidomonal sefalosporin, ceftazidim, aminoglikozidler, karbapenemler ve son drug olarak da artık kolistinin olduğu bir antibiyotik duyarlılık tablomuz var. Bu izolatın özelinde antibiyotik duyarlılık testi otomatize sistemle çalışılıyor. Otomatize sistemde de gördüğümüz sonuçları elde ediyoruz. Piptaz duyarlı ve ceftazidim-tazobactam duyarlı. İmipenem, meropenem, aminoglikozit dirençli. Sipro ise orta duyarlı, daha doğrusu duyarlı yüksek dozlu olarak rapor ediliyor. Şimdi özellikle asistan arkadaşlarım vardır aramızda veya genç uzman olan, laboratuvar yönetiminde olan arkadaşlarıma sormak istiyorum. Bu raporu ben kliniğe rapor ederken aşağıdaki gördüğünüz birden altıya kadar sırladığım antibiyotiklerden hangisini duyarlı standart doz olarak veremem? Yani şunu demek istiyorum. Bir önceki slaytıma geldiğimde buradaki antibiyotiklerden hangisinin duyarlılık sonucunu duyarlı olarak, duyarlı standart doz olarak veremem UKAS önerileri doğrultusunda. Şimdi bunun için burada sizle bir karekod paylaşıyorum. Görebildiğinizi düşünüyorum. Eğer genç arkadaşlarımın yanında telefon olduğunu düşünüyorum. Telefonda bir karekodu okumanızı ve 30 saniye içinde bana geri dönüş sağlamanızı rica edeceğim. UKAS standartlarını kullanıyoruz laboratuvarımızda. Aşağıda 6 tane antibiyotiğimiz var. Bunlardan hangisini duyarlı olarak rapor edemem? Hastamızın klinik örneğinde raporunda size vermiştim ADTS sonucunu. UKAS önerileri doğrusuna hangisini duyarlı veremem diye sizler yanıtlarken evet, yanıtlarım gelmiş. Çok sevindim. Zamanınızı almamak adına sayın katılımcılar. Yanıtlarım da evet, çok güzel bir şekilde yüksek oranda doğru şıkkımız gelmiş. Neydi bunlarda? Buradaki gördüğümüz ajanlardan arkadaşlar, meropenem harici hepsini biz duyarlı olarak kategorize edip raporumuzda veremeyiz. Çünkü neden? Bu izolatları biz biliyoruz ki, pardon, şunu tam ekran yapayım. Pseudomonas aeruginosa özelinde biliyoruz ki biz cevabımız bu şekildeydi. Bu antibiyotiklerimizin hepsini duyarlı yüksek doz olarak vermemiz gerekiyor. David de aslında bunu ilk sunumların başında çok güzel infüzyon tedavilerindeki ve duyarlı yüksek doz tedavilerinden bahsetti. UKAS'ın önerileri doğrultusunda bunlar artık tespit edilemeyecek kadar düşük bir doz veya zon çapı var. Ve tedavide kullanacaksak mutlaka bu izolatlarımızı yüksek dozda kullanmamız ve klinisyeni bu şekilde yönlendirmemiz için duyarlı yüksek doz olarak raporluyoruz. İzolatımızın otomatik sistemde karbapenemlere dirençli gelmişti. Laboratuvarda tekrar gradyan testi bir karbapenem direnç konfirmasyonu yapılıyor ve yine 32 ve 16 olmak üzere ikisine de dirençli geliyor. Aslında çok konuştuk. Karbapenem ve direnç kazanma mekanizmalarını özellikle enterik bakteriler özelinde ampçe, karbapenemazlar, membranlar, eflaks pompaları gibi. Ama pseudomonas özelliğine gelecek olursak pseudomonaslarda bir karbapenem direnç mekanizmalarının sıklığı değişmekte. Biz daha çok biliyorum enterik bakterilerden daha çok pseudomonasta OPR diş membran proteinlerin geçirgenliğinin azalmasını, dışa atım pompaların aşırı ekspresyonunu, AMPC ve OPR birleştiriliği ve daha sonra da metolevalatalamazları veya karbapenemazları gördüğümüzü biliyoruz. Hızlıca geçiyorum buraya. OPR'ler POR proteinleri Pseudomonas için oldukça özel, birçok bakteri için özel ama özellikle OPR'de
Porinleri hatırlarsak, spesifik porinlerden OPR'de, karbapenem direncinde, antibiyotik direncinde primer sorumlu porinlerimizden bir tanesi. Eflaks diğer ikinci önemli mekanizmamız. Bunların da tespiti için özellikle salınımını, artışını göstermemiz gerekiyor. Bugüne kadar bildiğimiz 5 ailenin yanında 6. aileyle beraber olmak üzere en çok RNG ailesini biz Pseudomonas özelinde görüyoruz. Bu terminolojiyi de MEX, AB, OPR, M'nin terminolojisinde ilgilenen arkadaşlarla konuşabiliriz. Tamamen membrandaki protein dizimine göre almış. Aslında membran proteininden aldığı bir isimlendirme. Ve primer olarak biz Pseudomonas aeruginasa'da MEX, AB ve OPR, MM ve OPR, J dış atım pompalarını kinolon ve beta-laktam direncinden sorumlu olarak görüyoruz. Üçüncü mekanizmalarımız ve dördüncü mekanizmalarımızı yine hatırlayacak olursak aslında buraya beta-laktamazlar giriyor. Ampçe'den bahsettik. Yüksek düzey ampçe ve beraberinde porin kalbi karbapenem direncine de sebep olabiliyor. En sık suçlananlar bahsedildi metalo-beta-laktamazlar. Ülkemizde de bizde de en sık BİM tipi metalo-beta-laktamazlar. Yine Lancet'in son verisine göre dünya genelinde merkezler arasında çok büyük farklılıklar var. Evet, hani metalo-beta-laktamaz diyoruz ama görüyoruz ki birçok ülkede KPC'ler de aslında özellikle Orta Amerika'da, Güney Amerika'da ve Çin'de gerçekten yüksek oranlarda KPC'ler de artık metalo-beta-laktamazların arkasından gelmekte. Bu tedaviyi çok yönlendirecektir, değiştirecektir. Bak, tartıştık KPC'lere etki olan ajanın daha duyarlı olma sebebi de buradan geliyor muhtemelen. Demit de bahsetti. Biz laboratuvarımızda karbapenemaz üreten Pseudomonas aeruginosa'yı tespit edecek miyiz, bildirecek miyiz? Aslında bunu antibiyotik sınıflandırması için kendi raporlarımızı düzenlememiz için gerekmiyor. Fakat enfeksiyon kontrolü ve halk sağlığı için, enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınması için bunu bildirmemiz gerekiyor. Bizim daha enteliklerde de klasik yaptığımız inhibitor kombinasyonlu diskler, kolorimetrik testler, yine David bahsetti ne kadar önemli kolorimetrik testlerle karbapenemaz tespiti çok başarılı değil. Görsel renk değişimine yani görsel çok etkilenebildiği, değerlendireceği göre etkilenebildiği için nonfermenterlerde Pseudomonas yine diğer nonfermenterlere göre daha iyi sonuçlar veriyor ama David örnekleriyle bahsetti tablosunda var olan enzime göre de bu testlerin özgürlüğü veya duyarlılığı değişebiliyor. Aminoglikozit direnci, Önder Hocam her ne kadar çok sık kullandıklarını söylese de aminoglikozit direnci de oldukça bildiğimiz mekanizmalarla karşımıza çıksa da tüm mekanizmalara girmeyeceğim ama aminoglikozit modifiye eden enzimlerle sıklıkla direnç karşımıza gelebiliyor Pseudomonas aeruginosa özelinde. Bizim izolatımızda karbapenemaz, ikisi de karbapenemlerin test edilen karbapenemlerin ikisi de dirençliydi. Rutin laboratuvarlarda veya klinisyenlerin eline gelen sonuçlarda. Yine bir Pseudomonas izolatının meropenemin 2 mikine sahip olduğunu ve imipenemin 32 mikine sahip olduğu durumlarla karşılaşıyor muyuz? Yani izolatın meropeneme duyarlı bulurken imipeneme dirençli bulabiliyor muyuz? Veya bunun tam tersi de olabilir. Meropenemeye dirençliyken imipeneme duyarlı olabilir izolat. Biz laboratuvarda bu sonucu bulduğumuzda ne yapıyoruz? Şıklarım yine burada arkadaşlar. Şöyle yapalım. QR kodunu yine size zahmet bir okutabilirseniz hemen kısa bir sürede yanıtlarımızı alırız. Yani laboratuvarımızda daha doğrusu imipenem ve meropenem birine duyarlı birine dirençli geldiğinde ne yapıyoruz? Sonucu nasıl raporluyoruz? Veya klinisyen bu sonucu gördüğünde ne yapıyor? Onu da tartışabiliriz. Evet, yine çok en yüksek oranda daha doğrusu sonucu olduğu gibi veririm demişiz. Evet, sonuçlar olduğu gibi veririz arkadaşlar. Bunu şimdi tartışacak olursak, pardon. Bunu tartışacak olursak biz ne demiştik? Çok pardon. Başka bir slide açtım galiba.
Karbapenemazlardan ziyade Pseudomonas aeruginosa'larda dış membran proteinleri ve efflax pampalarının aşırı sentezinden, aşırı çalışmasından dolayı kazandığını söylemiştik. Ve bu OPR değişiklikleri veya efflax değişikliklerine bağlı izole imipenem direnci veya izole meropenem dirençli izolatlarla rutinde laboratuvarda karşılaşabiliyoruz ve bir klinisyenlere de bu şekilde rapor edebiliyor. Döndüğümüzde meropenem tedavisi altındaydı. Fakat klinisyen bizden meropenem dirençli olduğu için ısrarla kolistin sonucunu istiyor. Kolistin sonucumuzu aslında burada da bir QR kod oluşturmuştum ama bunu bütün arkadaşlarımızın çok rahat artık cevaplayabileceğini düşündüğüm ve süre kısıtlılığımızdan dolayı da izninizle ben cevaplatmak istiyorum. Artık biz kolistinin sıvı mikrodilüsyon yönteminden başka hiçbir yöntemle çalışılıp rapor edilemeyeceğini biliyoruz. Bunun da nedenleri tabii ki 2017'den bu yana UKAS'ın sayısız uyarılarıyla, hatta en son 2023'ün son aylarında otomatik sistemlere ait marka, firma ve kit ismi de vererek iddia edilen hiçbir kitin kolistin duyarlılığını tespit etmede özgür ve olmadığını, çok büyük hatalara sebep olduğunu bildirmiş. Peki biz bu Pseudomonas aeruginosa suçu, klinisyen bizden kolistin istiyor, sıvı mikrodilüsyon çalışma şansımız yok. Ne yapacağız? Ne yapılmış? Sıvı mikrodilüsyon çalışma şansımız yok ise Silasay'ın önerdiği kolistin sıvı disk elisyon testinden bahsetmek istiyorum. Oldukça pratik, her laboratuvarın uygulayabileceği, maliyet olarak da daha etkin olarak Pseudomonas aeruginosa özelinde de Silasay'ın önerdiği, enterik ve Pseudomonas aeruginosa için önerdiği kolistin disk elisyon, sıvı disk elisyon yöntemiyle yaklaşık bir 7 kolistin diskiyle çalışabileceğimiz ve klinisyene sonuç verebileceğimiz bir test. Bunu da tekrar hatırlatmak istedim. Peki, Pseudomonas aeruginosa ve karbapenemlere dirençliği de klinisyen kolistin istedi. Biz sıvı disk elisyon çalıştık ve MIC'ini 2 olarak verdik. MIC'i 2 duyarlı olarak rapor edecek miyiz? Pseudomonas'ın breakpoint'i evet 2. 2'yi direkt duyarlı rapor edecek miyiz? Yoksa yine tüm raporlarımızda kullanmamız gereken Pseudomonas içinde aminoglikozitler ve kolistin özelinde bulunan UKAS'ın parantez içi kuralını göz ardı etmeyeceğim. Parantez içindeki değer olduğu için mutlaka klinisyene raporumda ECOS'lara dayanan değerler bunlar. Kolistinin tek başına bu hastada, bu izolatta kullanamayacağını, kombine tedavileri için duyarlı olarak düşünülüp kombine tedavilerde kullanılabileceğini, ancak çok spesifik bir enfeksiyon yerine ulaşabileceğinden emin olduğunuz bir klinik durum var ise ve tedaviye yanıtlanıyorsanız çok nadir olarak monoterapiyi seçebileceğinize dair kombine tedavi için verdiğiniz bir duyarlılık kategorisi olduğunu da bildiriyorum. Sonuçta evet raporumu düzenledim. Kısıtlı bildirim kurallarına göre zaten oldukça dirençli. Dirençli izolatlarda kısıtlı bildirim uygulamak oldukça pratik. Hepsini açmak zorunda kalıyoruz. Raporlarıma mutlaka klinisyen amikasin ki kombine tedavilerde zaten kullanıyor klinisyen hocalarımız. Kolistin ve amikasinin raporunu da ekledim. Sonuçta kolistin duyarlıydı. Hastanın elde edilen tüm antibiyogram test sonuçlarından sonra hastada kolistin artı levofloksacin tedavisine geçiliyor. Meropenem tedavisi de bırakılıyor ve hasta 22 gün sonra kliniği tamamen iyileşerek taburcu ediliyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz hızlı geçmeye çalıştım. Umarım anlaşılmıştır. Evet, çok teşekkürler.